LGS'ye son 108 gün vazgeçmeyip çalışanların, ben mutlaka başaracağım diyenlerin mutlu sona ulaşacakları 108 gün kaldı. İnşallah siz de onlardansınız, vazgeçmiyorsunuz. Bazıları yavaş yavaş bıraktı ya of ya yapamayacağım diyor ama bizler vazgeçmiyoruz, çalışıyoruz. Netlerimiz tam istediğimiz gibi artmasa bile, hala matematikte bazı yanlışlarımız çıksa bile, Hala ders çalışmak çok sıkıcı gelse bile vazgeçmeyeceğiz ve kazanacağız inşallah. Hemen günün sözüyle başlıyorum. Sara Ben e, Bretnaht diye bir isim, güzel bir isim varmış gerçekten. Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara da. Ama düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var. İşte bu söz tam da bizim için söylenmiş. Hayal kuranlarımız var, keşke şurayı kazansam, keşke bunu yapsam. Gerçekten hayal kurmayıp bir şeyler yapanlar da var. Bir de bizler gibi düşlediğini yapanlar. Yani ben şu Fen Lisesi'ni, şu Anadolu sesini, şu Sosyal Bilimler Lisesi'ni kazanmak istiyor hayal ediyoruz ve bunu yapmak için de çalışıyoruz. İşte bu tam da ihtiyacımız olan şey. İnşallah bunda başaracağız diyoruz. Günün yorumuna baktığımızda e, pro oyuncu 40 828 beğeni almış. Tebrikler pro oyuncu. Hocam sorularım şunlar demiş ve resmen 4 tane soru sormuş. Şimdi hocam benim matematik netlerim bir türlü artmıyor. Ne kadar soru çözersem çözeyim netlerim artmıyor ne yapabilirim demiş. Şimdi birincisi bununla alakalı söylediğimiz temel bir mantık vardı. Neydi? İlk başta temel sorular, sonra orta seviye sorular, sonra sınav tarzı sorulara geçecektik. Yani şöyle söylemek istiyorum. Burada bizim atıp bilirsiniz toslardaki soru tarzı. İlk başta bu tarz soruları yapabilmemiz lazım. Tamam hocam bunları zaten yapıyoruz. O kadar da değil diyorsunuz. Orta seviye soruları çözmemiz lazım. Hocam bunları da yapıyoruz zaten. Ama sınav tarzı böyle uzun sorulara takılıyoruz diyorsunuz ya. Şimdi burada takıldığınız şey iki sebepten kaynaklanabilir. Bu sınav tarzı soruların bazıları bakın hatta şöyle göstereyim. Bazıları böyle uzun hikayeli olabiliyor. Bazıları böyle bir sürü cümleler içerebiliyor. Burada farklı farklı e, sınav tarzı sorular var. Şimdi siz eğer buradaki işlem hatasından dolayı sıkıntılarınız varsa şuralara biraz ağırlık verin. Bırakın bir iki hafta hiç sınav tarzı soru çözmeyin. Şurayı iyice bir tamamlayın. Yani kara köklü sayıları iyice pekiştirin. Evo eko iyice pekiştirin. Sonra sınav tarzına geçin. Çünkü burada hala işlem hatası yapıyorsunuz. Ha buralarda buralarda yani temel ve orta seviyedeki sorularda hiç hatanız çıkmıyor. Hocam bunları zaten biliyoruz. Hocam nedir ki ya demeye başladınız. O zaman sınav tarzı sorularda takılıyorsanız bunun sebebi de iki şey olabilir. Bir, hızlı sürede çözmeye çalışıyorsunuzdur. İlk başta yavaş çözeceksiniz. İkincisi ve en önemlisi ise az kitap okuyorsunuzdur veyahut da az bu tarz sorularla karşılaşmışsınızdır. Şimdi bir konuyla alakalı çıkabilecek diyelim ki 10 çeşit soru var. 10 çeşit soru var. Siz bu 10 çeşit sorudan birini çözdüğünüzde konunun tamamını bitirmiş olmuyorsunuz. Niye? Çünkü bir puzzle düşünün on parçadan oluşan. Sadece bir parçasını tamamladığınızda bitmiyor. İki tanesini, üç tanesini, dört tanesini çözdünüz. bu konuyla alakalı çıkabilecek. Gerek kalan altı tanesinden bir tanesi gelirse hata yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla onu da görmeniz lazım. Yani bu tarz bir konuyla alakalı en az on defa yanlış yapmanız lazım ki artık bir daha hiç yanlış yapmayasınız. O yüzden bol çalışmanız, bol soru çözmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bol bol soru çözdüğümüzde temel orta sınav tarzı soru çözdüğümüzde netlerimiz artacak. Ha bu şu demek değildir. 20'de 20 kesin yaparız demek değildir. Ama şunu da unutmayın, siz bir sıralama yarışındasınız. Yani sınavda 20'de 20 yapan tabii ki kazanacak ama... ...senin rakibin 18 yaptıysa, sen 19 yaptıysan sen de kazanacaksın. Niye? Çünkü onu geçmiş oluyorsun. Dolayısıyla fazla net yapmak önemli. Diğer bir soruya bakalım. Hocam denemelerde yapamadığım soruları eve gelince yapıyorum. Denemede o sorunun nasıl yapıldığını unutuyorum, aklıma gelmediymiş. Bu da çok normal bir şey. Bunu da birçok öğrenci yaşıyor. Yani e, şey gibi düşünün. Okul yazılarında da Aa ben bunu yapardım ya diyorsun eğer çalıştıysan. Ama yazılda o anda heyecanlanabiliyorsun. Veya denemede o anda heyecanlanabiliyorsun. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi kondisyonun azdır. Yani deneme kondisyonun azdır. Evde böyle rahat rahat deneme çözmeye alışmışsındır. Evdeki rahat ortamda her şey aklına geliyordur. Ama okulda yapılan denemelerde, kursa yapılan denemelerde e, sorulara o anda biraz daha heyecanlı yaklaşıyorsundur. Veyahut da soruyu o, o, anda bütün iş göremiyorsundur. Turlama taktiği yapıyorsundur ama turladığında ikinci sefer yapamıyorsundur. Bu çok normal bir şey. Bunu yenmenin yolu şu her soruyu, evde çözdüğün her soruyu ister şöyle kolay soru olsun yani temel soru soru olsun, ister orta soru olsun, ister okulda çözdüğün sınav tarzı soru olsun, ister kursa çözdüğün hiç fark etmez. Her bir soruyu çok dikkatli çözmelisin. Her bir soruya değer vermelisin. Demelisin ki ya kardeşim ben bu işi ciddi yapmak istiyorum. Ve ders günde beş saat çalışacağınıza üç saat çalışın ama tam verimli çalışın. Günde üç saat çalışacağınızda bir saat çalışın ama tam verimli çalışın. Günde yüz soru çözeceğinize elli soru çözün. Bakın yarı yarı azaltın ama tam verimli çözün. Yani ne demek bu? Denemelerde yapamamanızın sebebi, evde yapmanın sebebi rahat rahat çözdüğünüz için evde yapabiliyorsun. Denemede ise tam bir sınava gelince sıkıntı yaşıyorsun. O yüzden her bir çözdüğümüz testi gerçek sınav provası gibi çözmemiz lazım. Ciddiyetle çözmemiz lazım şimdiden gerçek sınavda gibi davranırsak gerçek sınavda da normal hayattaymış gibi davranırız ve başarılı oluruz. Diğer bir soruya bakalım. LGS'ye son bir gün kala kitap okusak olur mu yoksa sadece dinlenelim mi? Sadece dinlenebilirsin ama kitap okumak, kitap okumak da bir dinlenmektir yani. Dolayısıyla kitap da okuyoruz, Fark etmez. Ama böyle beynini çok yoracak, kafanı karıştıracak şeyler yapmıyorsun. ...LGS'ye son günlere gelince zaten söyleyeceğiz. Son haftalarda artık moralinizi bozan insanlardan uzaklaşacaksınız. Son gün moralinizi bozan kişiniz eğer babanızsa babanıza bile diyeceksiniz ki veya annenizse anne lütfen bugün konuşmayalım yani yalvarıyorum. Bak çalışmamıştın diye bir şey söylersin benim moralimi bozarsın. O yüzden canını yiyeyim elini öpüyorum seni çok seviyorum seni ama son gün bunları yapmayalım diyeceğiz. O günlere geldiğimizde zaten süper taktikler tavsiyeler vereceğiz. Şu anda biz 108. gündeyiz. Hocam çalışıyorum ama de yapamayacağım. Bu kadar emek boşa gidecek diye korkuyorum. Hiç korkmana gerek yok. Çalışan mutlaka kazanır arkadaşlar. Ama çok iyi bir bölüm kazanır. Çok iyi bir lise kazanır. Ama iyi bir lise kazanır. Ama normal bir lise kazanır. Ama çalışan mutlaka hakkını alır. Çalışmayan da hakkını alır. Şöyle demek istiyorum. Sınavda 5 soru çıkıyor ya, Hatta bunu sınav komisyonları da söylüyor. 5 tarz soru var sınavda. Biri kolay. ...biri, e pardon biri çok kolay. Yani o işte din kültüründeki, İngilizce'deki, bazı Türkçe'deki bazı sorular gibi. Biri çok kolay. Biri kolay, tamam mı? Biri orta, biri zor, biri çok zor. Şimdi sınavın hepsi çok zorlardan olursa, matematik sorularından olursa sınav sadece... ...e bu sefer azıcık çalışan belli olmaz. Sadece süper çalışanlar ortaya çıkıyor. Sınav sadece çok çok kolaylardan olsa bu sefer... ...çok fazla çalışanla az çalışanla arasındaki fark anlaşılmaz. Az çalışan da hepsini yapar, çok çalışan da. O yüzden sınavı farklı farklı sorulardan soruyorlar. Kimisinin çok kolay, kimisini kolay, kimisini işte orta, kimisini zor, kimisini çok zordan sorular. Siz çok zorları yapamadığınız zaman moraliniz bozuluyor ama şunların hepsini yaparsanız da diğerlerini, bunları yapmayanları yani sizden az çalışanları geçersiniz. Galatasaray Lisesi olmasa da, Ankara Fen Lisesi olmasa da şehrinizdeki iyi bir fen lisesine girebilirsiniz. Dolayısıyla çalışan mutlaka hakkını alır, hiç endişelenmenize gerek yok. Günün e, kitabına baktığımızda Peyami Safa'nın Sözde Kız, Kızlar adlı eserini görüyoruz. Güzel bir eser okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen günün okuluna bakıyoruz. Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesini görüyoruz. 0.91 dilimli almış. Gerçekten yüksek puan almış. Samsun'un önemli bir fen lisesi. Yine tıplar ve ilk %3 öğrenci bu okulun e, başarıları listesinde. E günün sorusu çok kolay bir soru ama bilmeyenler için zor bir soru. Gümrü anlaşması ile tamamını tanıyan ilk devlet hangisidir demişiz. Doğu Cephesi'ni hatırlarsanız. Ödüllü sorumuza yine yorumlarınızı yapın. Bizler her zamanki gibi buradayız. Sizlerin de her zamanki gibi çalışardız biliyoruz. Tekrar söylüyorum. Çok çalışacaksınız ama verimli çalışmanız çok daha önemli. Verimli çalıştığınız zaman daha çok fayda elde edeceğinizi düşünüyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.